Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'de öncelikle destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizler sokakta halkın nabzını tutmaya devam ediyoruz, edeceğiz de inşallah diyoruz. Evet, yarın seçim olsa acaba hangi partiye oy verirdiniz? Bugünkü sorumuz bu. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Beğenileri ve yorumları da kesinlikle unutmuyoruz. Ben Mert Armağan. Cevaplara geçelim. Bakalım cevaplar ne şekilde olacak? Seçim olsaydı hangi partiye oy verirdiniz? Hangi partiye oy verirdim? Ben doğduğumdan beri, baba evimden beri CHP'liyim. Gene CHP'ye verirdim. Peki hizmete değil de ideolojiye mi oy veriyoruz o zaman? Hizmete. İlk önce hizmet. CHP'nin hangi hizmetini beğeniyorsunuz? Vallahi ellerinden geldikleri kadar hizmet yapıyorlar. Mesela? Mani olmazlarsa. Mesela hangi hizmetini destekliyorsunuz CHP'nin? Hangi hizmetini? Mesela, İlk önce halk için. Hangi hizmeti? Hangi hizmeti? Halkın ne ihtiyacı varsa. Ne yaptı mesela CHP? CHP ne yaptı? Yaptıklarını sayarsam. Bir sayın isterseniz. İki tane sayın yeter. CHP ilk önce demokrasi istiyor. Demokrasi ile ülkemiz kurtulacak. Demokrasi olmadan hiçbir şey olmaz. İnsan hakları, adalet. Peki CHP çalışıyor. Ne yaptı? Neden oy veriyorsunuz CHP'ye? CHP'ye niye oy veriyorum? CHP'den başka Türkiye'yi kurtaracak parti yok. Peki ne yaptı da Türkiye'yi kurtaracağına inanıyorsunuz? Ne yaptı? Yaptıkları biliniyor. Mesela bir tanesini sayın isterseniz. Bir tanesini sayayım. İnsan hakları ilk önce. Ne yaptı? Hangi proje yaptı insan ekonomi hakları? Ekonomi için. Ekonomiyle ilgili ne yaptı? Ne yaptı? Uğraşıyor. Ne yaptı? Hangi projeyi sundu? Muhalefet olarak uğraşıyor. Veriyor. Hangi teklifi verdi? Parlamentodan geri dönüyor. Oylama çok. Neyi geri döndü? Hangi teklif verdi de geri döndü? İnsan hakları deyince ne geliyor aklınıza beyefendi? Yani hepimizin hakları. Evet, özgürlük, önce, demokrasi. Demokrasi, değil mi? Ekonomi. Ekonomi. Karnını doyurması. Bunlar insanların... Türkiye'de yok mu şu anda? Yok. Mesela ne yok? Türkiye'de işsizlik falan mı var? İşsizlik var tabii ki. Hangi ülkede işsizlik yok? Gençlerde siz gençsiniz. Hangi ülkede? Bilmeniz lazım. Hangi ülkede işsizlik yok? Hepsinde var ama bizde aşırısı. %10 seviyelerinde. Artık o prosentini falan bilemeyeceğim. Aklımda değil şu anda. Pekala. Ama gençlerin işsiz kalmasına çok üzülüyorum. Pekala. Pekala. Çok hangi teşekkürler. Kanal Türkiye. Kanal Türkiye. İlk defa duyuyorum. Evet. Daha bundan sonra çok duyarsınız inşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet. Sorduk. Sormaya da devam ediyoruz. Ama benim bir tarzım var. Hani merak ediyorsunuz. Ya kardeşim nasıl soru soruyorsun diye. Benim tarzım insanlar savundukları şeyin acaba ne olduklarını biliyor mu? Yani ben oy veriyorum ama neden oy veriyorum? Ben seviyorum ama neden seviyorum? Aslında neyi sevdiğimizi de bilmiyoruz bence. Verirdiniz. Hiçbir partiye oy vermem. Neden vermezsiniz? Vermem abi. Şu anda düşüncelerim sıfır. Vermem. Daha önce bir düşünceniz var mıydı? O bayağı. Şu an yönetecek parti şey yok ki Türkiye'de. Kimse yok diyorsunuz. Ben de aynısını söylüyorum. Hiçbir yönetecek adam yok yani Türkiye'yi. Bir kişi var zaten, onu da millet veriyor. Pekala, çok teşekkürler, çok sağ olun. Bence yeterince açık oldu, devam edebiliriz. Yarın seçim olsaydı hangi partiye oy verirdiniz? Vallahi yarın seçim olsa AK Parti'ye verdim. Neden? Vallahi abi hastalık falan hayvan. Yani hiç çalışması hoşuma gidiyor. Ben ona verdim, en alakalı da ona verdim. Ben eskiden de Anavatanlıydım. Anavatan Partisi'ndeydim, ona geçtim, şimdi ona veriyoruz. Pekala, çok teşekkürler, çok sağ olun. Her zaman verdiğime, CHP'ye. Neden CHP'ye oy verirdiniz? Biraz da onu deneyelim diye. Biraz da onu? Hayatımız kaydı çünkü. Ne kaydı? Türkiye'de ne oldu da hayatınız kaydı? Türkiye'de daha ne olsun yavrum, ne olsun? Mesela, bittik, her şey bitti. Ne bitti? Ülkemiz bitti, beni konuşturma lütfen. Teşekkür ederim. Yarın seçim olsaydı hangi partiye oy verirdiniz? Neden? Başkanı seviyoruz. İcraatlarını beğeniyor musunuz? Evet. Mesela hangi icraatını beğendiniz? Virüsten dolayı. Mesela virüs çalışmayı mesela hastaneleri yaptıkları. Pekala. Siz size de soralım isterseniz. Ben de aynı düşüncedeyim ya. Pekala. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bir şey dikkatimi çekti bu arada. Şimdi söylemeden edemeyeceğim. Kimse yok, şöyle bir açayım, hava alayım. Evet. CHP'li bir vatandaşa soruyorum. CHP'yi savunuyor ama nedeni altı boş. Var mı sokakta şöyle bana cevaplayacak?
şunları yaptı. Şu sebepten dolayı ben oy veriyorum İmamoğlu'na diyecek bir vatandaş varsa eğer, biz Üsküdar'da ve Kadıköy'de çekimlerimize devam ediyoruz. Vatandaş arıyoruz sevgili izleyenler. Yani bunları cevaplayacak vatandaş. Yer zaman da belirtebiliriz. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki bizim sorularımızı cevaplasınlar. Hep birlikte diğer vatandaşlarımıza devam edelim. Size de soralım mı? Sorun. Yarın seçim olsaydı eğer hangi partiye oy verirdin? AK Parti'ye. Neden? Reis. Sonuna kadar reis. Neden? Neden reis? Babam AK Partili. Pekala, çok sağ olun. Aynı partiye devam, aynı bu hükümete devam. Neden devam ediyorsunuz bu hükümette? Memnunuz çünkü her şeyi yapıyor devlette. Ben 80'lerden beri İstanbul'dayım. 90'larda o çöplüğü, o şeyleri yaşadık biz. Yaşadığımız için şimdi hükümet, Allah razı olsun. Yani görmeyen gözler görsün, yapıldı, yapıldı, her şey yapıldı. Yollar, köprüler, insan hayatı, teknolojisi, havaalanları. Bunlar hepsi yapılıyor Allah'a şükür. Pekala. Çok teşekkürler. Rica çok sağ olun. Evet, merhabalar. Merhaba. Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Hiç partiye vermem. Neden vermezsiniz? Güzel. Yarın seçim olsaydı eğer hangi partiye oy verirdiniz? Benim içimde kalsın şimdi onu. Şey olur öyle açık açık oldu söylenir mi? Şu anki sistemden memnun musunuz peki? Memnun tabii. Pekala. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Memnun olmuyor mu? Görmüyor musun her şeyi? Her şey yapılıyor Allah'a çok şükür. Biz sabit fikirde değiliz ki. Çalışana bakalım. Pekala. Çalışana. Size de soralım. Yarın seçim olsaydı eğer hangi partiye oy verirdiniz? Tereddütsüz AK Parti'ye oy verirdim. Neden? Şimdi Ekrem İmamoğlu geldikten sonra İstanbul'da yaşıyoruz. Vaatlerde bulundu. Şurayı yaparken bile karşı çıktı. Bulunduğu vaatlerin çoğunu yerine getirmedi. Hatta diyelim ki yerine getirmedi diyelim de. Mesela Haliç'in son halini görüyoruz. Hani yapma değil de yapmama tarafındalar diyorsunuz. Tarafındalar gibi bir şey. Şimdi bir sürü vaatte bulundu. Hiçbirini yapmadı. Hepsinden ziyade bir de insanlarla alay etti. İnsanların gözünün içine baka baka yalan söyledi. Yani bizleri aptal yerine koydu. Niye bir şey söylüyor, yapıyor, tamam destekliyorsun. Ondan sonra İnkar ediyor. Böyle bir şey yok. Nasıl böyle bir şey yok? Söylediğin. Siz Ekrem İmamoğlu'na daha önce inanmış mıydınız? Vallahi niye yalan söyleyeyim. Bir dönem inanmıştım. Hani en azından dedim hani bir yenilik getirir. Bir vizyon getirir. Değişim getirir. Hani bir değişim bazen bir şart olur ya. Bir iş yerinde bile çalışıyorsunuzdur. Bir değişime ihtiyaç duyarsınız. Bu da bizim için bir hani değişim olur dedik. Bilmem ne dedik. Ama yalan olayın işin içine girdiği zaman siyaset nasıl yapılır bilmiyorum ama biz halkız, biz hizmet bekleriz. Belediyenin görevi ne? Hizmet vermek. Şu anda ben Ümraniyeliyim. İsmet Yıldırım Ümraniye Belediye Başkanı ama o da dahil, bakın o da dahil diyorum. Şu anda hizmet almıyoruz. Yani büyükşehirinden tutun, Ümraniyesine tutun. Yeteri kadar hizmet almadığımızı düşünüyorum. Pekala. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi günler. Evet, cevaplarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımız bugün çok güzel konuşuyor. Gerçekten gerçek duygularını dile getiriyorlar. Soruları sormaya devam edelim. Yarın seçim olsaydı eğer hangi partiye oy verirdiniz? Ben yarın seçim olsa AK Parti'ye oy veririm. Neden? Neden pisliği görmüşsün denizleri falan. Pislik her taraf. Haliç. Bütün yollar. Biz şimdi geldik. Sınav için oğlumun okuluna baktık. Her taraf pislik dolu. Nasıl oy vereceğim? Ben verdim daha önce. İmamoğlu'na verdim ilk kez. Daha vermem. Bu kadar. Pişmansınız. Pişmanım evet. Neden oy verdiniz? Ya dedi değişik olsun. Hep aynı parti olmasın. Ama baktık aynı parti daha iyi çalışıyormuş. Pekala. Pekala. Evet. Çok teşekkürler. Teşekkür çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler. Şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Hani bugün yaptığımız röportajdan bu. Tabii ki Türkiye geneli ne durumda bilmiyorum ama. Hani burası da Türkiye'nin bir sonuç olarak ilçesi. Biz oy verdik, evet inanmıştık, sırf değişiklik olsun diye oy verdik ama iş öyle değilmiş, gerçekten AK Parti iyi yönetiyormuş diyenler oldu. Bakalım devamında nasıl olacak cevaplar? Ekrem İmamoğlu cephesine de soracağız, CHP tarafına da soracağız, sormaya devam edeceğiz. İki tarafın düşüncelerini de alıyoruz ama yani yanlış mıyım Mehmet abi? Devam edelim bakalım, cevapları ilginç geliyor bana. Devam edelim. Evet merhabalar, bir soru sorabilir miyiz? Çok kısa olsa. Yarın seçim olsaydı eğer hangi partiye oy verirsiniz? Şöyle diyeyim, parti tutmuyorum. İnsanına göre. Mesela Ekrem İmamoğlu'na oy verir miydiniz bir daha?
ona verirdim. Neden verirdiniz? Bilmiyorum, yenilik diyelim. Yenilik. Hangi icatını beğendiniz İmamoğlu'nun? Yani çok fazla konuşmak istemiyorum. Sadece yeniliklere açık diyelim bile. Biraz peki, farklılık. Peki, çok sağ ol. Çok sağ olun, iyi günler. Ben söylemiştim, devam edelim. İmamoğlu'na havale ederim seni. Yarın seçim olsaydı eğer... Evet. Yarın seçim olsaydı hangi partiye oy verirdiniz? İmamoğlu'na. Neden? Çok seviyoruz onun için. Niye seviyorsun? Hangi icatını beğendin? Evet, her şeyde yardım ediyor bize. Çiçekçiliğe yardım etti mi? Evet. Ne yardım etti? Mesela evde kaldık, yani o kadar erzağımızı yolladı. O kadar saygımızı yaptık. O kadar yani hiç bir sıkıntımız olmadı yani. Ona nasıl oy verdiğimizden beri, kazandığından beri. Pekala, çok teşekkürler. Devam edelim. Siz hangi partiye oy verirdiniz? Ben İmamoğlu'ndan şikayetçiyim. Neden? Neden diyecek olursa, kocama 3 tane dava açtı boşanmak için. Daha davalarım görüşe çıkmadı bile. Gelmedi. Pekala. Aynen. Pekala, çok sağ olun. Elginler. Çok sağ olun. Ben hiç şikayetçi değilim. Tabii ki de AK Parti. Neden? Çok iyi yönetiyorlar çünkü. Beğeniyorsunuz AK Parti'yi. Her şeyde üstün yani. CHP'ye oy vermez miydiniz? Hayatta imkansız. Neden? Vallahi bana bilmiyorum yani. Benim şeylerime uymuyor. Pekala, siz hangi partiye verirdiniz? Ben de AK Parti'ye verdim. Aynı şekilde çünkü diyorsun. Ali Çiş Köprüsü'nde mesela bu Kadıköy'deki orayı şey yapmadı yani daha. Daha temizlemedi. Maliyeti geçiremedi, evet, temizleyemedi. Pekala, siz? Ben kendim parti kurar kendime oy verirdim. En güzeli. Hadi devam edelim. Size de soralım. Çok kısa. Yarın seçim olsaydı eğer hangi partiye? Neden? Ama neden? CHP'ye veririm ben. Neden? Soralım mı? Yarın bir seçim olsaydı eğer hangi partiye oy verirdiniz? Yeni Refah. Neden? Yeni görüş. Yeni bir görüş. Erbakan ne oldu? Fatih Erbakan. Fatih Erbakan oldu diye mi oy verirsiniz yoksa düşüncelerini beğeniyor musunuz? Düşüncelerini beğeniyorum. Hem de milli görüş olduğu için. Pekala, çok teşekkür ederiz, çok sağ olun, iyi günler. Sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'de bugünkü programımızı tamamladık. Soruları sorduk, cevaplarımızı da aldık. Kanal Türkiye'ye vermiş olduğunuz destekler için çok teşekkür ediyoruz. Kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmuyoruz. Beğenileri ve yorumları da kesinlikle unutmuyoruz. Ben Mert Armağan. Bugün eğer yarın seçim olsaydı hangi partiye oy verdiğiniz sorusunu yönelttik vatandaşlarımıza. Bir sonraki programımıza görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.